AK Parti Muğla İl Başkanı Nihat Öztürk, dün akşam Kanal 48 ekranlarında yayınlanan Öne Çıkanlar programına konuk olarak katılmış ve Türkiye siyasetine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Öztürk, geçtiğimiz aylarda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Marmaris'i ziyareti sırasında söylemiş olduğu "Marmaris'i almak, İzmir'i almak gibidir" sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine "Bizim Muğla'yı almak gibi bir derdimiz yok" yanıtını vererek siyasi anlamda Muğlalılarla hiçbir sorunlarının olmadığını söyledi. Almak gibi bir derdimiz yok. Bakın, o ifade çok yanlış bir ifade. Şöyle söyleyeyim. Ben. Almak değil, hassasiyet olduğunu düşünüyorum. Hassasiyet doğru. Hı? Ama az önce söylediniz ya. Şimdi biz en büyük sıkıntımızın bölgede, ben bunu partim kurduğum günden bugüne zikretmeye çalıştım din bölümlerinde. Bizim buradaki, Muğla'daki yaşayan vatandaşlarımızda bizim partimiz aslında bir problemi yok. Biz Muğla'yı farklı bir kuşatılmış bölgeler falan da görmüyoruz. Muğla benim gibi, sizin gibi insanların yaşadığı, tamam ya, özellikle tabanına baktığın zaman geçmişi hep demokrat tabandan gelen insanların yaşadığı bir bölge. Bizden ayrı bir bölge değil. Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin AK Parti'yi farklı bir partiymiş gibi anlatma çabası olduğunu savunan Öztürk, AK Parti'nin bu bölgelerde düşman bir güç gibi görüldüğünü ileri sürerek bu üç bölgenin Türkiye'nin öz malı olduğunu ifade etti. Öztürk, "Muğla bırakın Türkiye'yi, dünyanın göz bebeğidir" dedi. Biz Marmaris, Bodrum'u, Fethiye'yi Türkiye'nin bir bütünün içerisinde görüyoruz ve Türkiye'nin hakikaten cennet bölgeleri. Hizmet edilmesi ve öncelenmesi gereken yer. Biz öyle bakıyoruz. Tam tersine zaten Marmaris'te, Fethiye'de, Bodrum'da, Muğla'da bana göre öyle alınacak kaygı falan yerler değil. Tam tersine hizmet edilmesi gereken yerler. Biz öyle bakıyoruz. Yani Sayın Başbakan abimiz o gün İzmir'le kıyaslama açısından belki öyle söyledi. Ama Sayın Başbakanımızın Muğla'ya önem verdiği doğru. Belki de 2014'ten Muğla dünyanın göz bebeği yani. Öte yandan Öztürk, Marmaris siyasetinin de bir değerlendirmesini yaparak Marmaris'te nefret ve korku üzerine kurulmuş bir siyaset düzeni olduğunu ileri sürdü. Marmaris'te insanlar tedirgin, özellikle söylüyorum. Ve kavga ortamı var Marmaris'te. Neden? İnsanlar bu kavga, il başkanıyım işte, ben söylüyorum, AK Parti olarak Marmaris'te bir kavga ortamı var. Devamlı, mesela ben istiyorum ki bizim bölgemizden seçilen, atıyorum, bir belediye başkanımız varsa, belediye başkanımız seçildikten sonra rozetini çıkarsın. Herkesin belediye başkanı olsun. Ben de bir milletvekiliğimiz, işte milletvekili, bölgeden milletvekilliği yaptı o dönemde. Ben istedim ki o dönemde Marmaris'e bunda faydalı işler yapalım. Kavga ne olmuyor bu sefer? Şimdi siz ne kadar hizmet edersiniz edin, yere ve yayıklarla, yani yerdeki belediyelerle süper karşısında genel iktidarın birlikte uyum içerisinde olduğu zaman vatandaş bundan hizmet olarak neden oluyor. Bizim derdimiz de vatandaşın hizmet alması. Ama Marmaris'te öyle noktaya getiriliyor ki siz de biz oluyorsunuz bir derdi. Bunu biz yapmıyoruz. Biz 2002'den bu yana, ben parti kurucusuyum Marmaris'te, hep şu söylendi: siz geleceksiniz, bu milletin içki içmesine karışacaksınız, sahilde denize girmesine karışacaksınız, ne gibi uğraşacaksınız? İşte insanlar yolda elle tutuşup yürüyemeyecek, insanların çarşafa döneceksiniz, işte herkese başörtüsü giyeceksiniz diyerekten 2002'den bu yana iftira alıp bir sürü kampanya yürüyor. Yani her seçim ortamında farklı bir imaj çizildiğini düşünüyorum. Tabii canım, her seçim ortamında, her seçim yaklaştığı zaman yeteceği hortluyor işte Marmaris'te, Muğla'da. Öztürk, AK Parti'nin Marmaris'e turizm anlamında büyük katkıları olduğunu öne sürerek Türkiye'de AK Parti'ye karşı bir ön yargı olduğunu savundu. Kardeşim, 2002'de geldiğiniz zaman 13 milyon turist, bugün 30 milyon üzeri çıkmış bir turist. O gün geldiği zaman 13 milyar dolarlık bir turizm geliri, bugün geldiği zaman 26 milyon üzeri bir turizm geliri. İki kere katlamışız, hem turist sayısını iki kere katlamışız, hem turizm gelirini iki kere katlamışız. Yani biz Marmaris'e hizmet etmişiz turizm anlamında. Kimse bunu söylemiyor. Ama hala ne zaman bir seçim ortamı olsa aynı şeyleri tebrik ediyor, döndürüp duruyor. Biz bunlara sıkıldık. Ben burada AK Parti'nin ağzından direkt söylüyorum. Bizim insanların ne yaşamıyla, ne giydiğiyle, ne içtiğiyle, ne işte yaşantısıyla hiçbir şeyimiz yok. Biz tam tersine özgürlükle savunan insanların rahat, daha doğal, özünden kopmadan yaşantısı sürebileceği demokratik ortamları arzuluyoruz. Bizim böyle başka işler işimiz yok.